Aselsan grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 45 hedefimiz ve bu bölgeye yakın hareketlerle devam eden bir hafta geçirmiş ve yarı yarıya stop bölgemizin üzerinde kapanışları sürdürdüğünü görüyoruz. 41-25 bölgesi. 41 bölgesi üzerinde kaldığı sürece öncelikle 45 hedefimizi gerçekleştirerek Şablon bölgemizin üst noktası olan 46, 50 üzerine geçişler sağlandıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak öncelikle 50 ve daha sonra da 55 bölgelerine doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumu gerçekleşebilir. 45-50 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 41.25'i kesin stop noktası olarak da 39 bölgelerini en önemli destek noktası olarak takip edebiliriz. Ve 35 bölgesinin altına geçişlerden sonra da daha derin düzeltme ihtimallerine doğru giden sürecin başlangıcı olan en son destek olarak takip edeceğimiz nokta. Ereğli grafiğinde 50 hedefine giden süreç içerisinde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktamız olan 45-70 bölgesinin altındaki süreç bu haftada devam etmiş ve kesin stop noktamıza doğru giden bir süreçte karşılaşıyoruz 40-25 bölgesine. Bu bölgede ara destek bölgemiz çalışmış şu anda 41-70 bölgesi. 41-70 bölgesinin altına geçiş devam ederse büyük ihtimalle 40-25 bölgesindeki kesin stop noktamızı test etme ihtimali oluşacak. O bölgenin altına geçişler devam ederse tabii ki şablon bölgemizin alt noktası olan en önemli destek noktasına kadar bir geri çekilme durumu oluşabilir 36 95 bölgesi. 36.95 bölgesinden sonra daha derin düzeltmelere doğru giden geri çekilme durumları gerçekleşebilir. O yüzden 40-25 bölgesinde kesin stop noktamızın altına geçişlerde öncelikle mutlaka stop durumunu değerlendirip daha alt bölgelere devam eden süreçte karşılaşırsa alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri oluşturulup yukarıdaki oluşan maliyetimizi bir miktar geri çekme durumu gerçekleşebilir. 40-25 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçiş olmadan bu bölgede tutunma ihtimallerini sürdürebilirse tekrar yukarı tepkisi hareketlerde 45-70 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız şu an için en önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. O bölgenin üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturup Devam eden bir süreçte yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesindeki yükseliş durumu oluşturacağından dolayı daha üst bölge hedeflere devam etme olasılığını arttıracak durum 45-70 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber başlayabilir. Garanti Bankası grafiğinde belirlediğimiz şablonda 49 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız ve o bölgeye yakın bir kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. O bölgede tutunmayı sürdürebilirse tekrar yukarı tepkisi hareketleri ve yükselişleri devam ettirerek önceki hedef noktamız olan 75 hedefini gerçekleştirip üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 60 hedefimize doğru ve daha üst bölge hedeflere doğru da yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Fakat bu güç kazanma durumunun aşağıya devam etme süreci sürerse ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz ikinci destek noktası 47 10 bölgesi olarak gözüküyor. O bölgenin altına geçişlerden sonra 45 bölgesi kesin stop noktamız. 45 bölgesinin altına geçişler devam ederek şablon bölgesinin alt noktasına kadar dahi geri çekilme durumları oluşabilir. Ve 40-50 bölgesi de derinleşen düzeltmenin daha alt bölgelere derinleşerek devam edeceği en son destek noktası olarak takip edilecek. Destek noktamız o bölgenin altına geçişlerden sonra daha alt bölgeleri olan süreç hızlı bir şekilde devam edebilir. 9 bölgesinde devam eden süreçte tutunma hareketlerini sürdürerek özellikle de ara destek bölgemiz olan 47-10 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yukarı tepkisi hareketleri başlatıp şu bölgedeki ara direnç noktası olan 50-90 bölgesinin üzerine geçişlerden sonra tekrar yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını artıran bir şamblon durumu oluşabilir ve 50-90 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarda hacimsel durumda bunu desteklerse, hızlı bir şekilde bir önceki hedef noktamız olan 55 bölgesini ve şamblon bölgesinin üst noktası olan 56-75 bölgesine kadar da yükselişleri gerçekleştirebilir. Kardemir D grafiğimizde şablon durumunda oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgesinin altına geçiş yaptığını ve şablon bölgesinin alt destek noktası olan ara destek bölgesine yakın bir şekilde haftayı kapattığını görüyoruz. 28 bölgesi. 28 bölgesinin altına geçişlerden sonra 26-25 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölgeye kadar geri çekilme güç kazanma durumları devam etse de altına düşüşler olmadığı sürece tekrar yukarı tepkisi hareketler başlatma ihtimali oluşabilir. Fakat bu durumda oluşturmuş olduğu yarı yarıya stop bölgemiz olan 30-90 bölgesi önemli direnç konumunu almış oldu. 30-90 bölgesi üzerine ve şablon bölgesinin üst noktası olan 3285 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma durumlarını yatay bir şekilde devam ettirebilir. 3285 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirerek yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş ihtimali oluşursa bir sonraki hedef noktamız olan 35 hedefini ve kanal bölgesinin üst noktası olan 40 hedefine kadar da yükselişleri devam ettirme ihtimali gerçekleşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında aşağıya devam eden süreçte 26-25 bölgesini mutlaka kesin stop durumu olarak değerlendirmemiz gerekiyor. ve Bu bölgedeki en önemli destek noktası olarak da 23-50 bölgesi. 23-50 bölgesinin altına geçişlerden sonra derinleşen düzeltme durumunun daha alt bölgelere doğru devam etme ihtimali artabilir. Petkim grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz bir önceki hedef noktasından 22-35 üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirdiğini görüyoruz. Ve şablon bölgesinin üst noktasını da test etmiş, üzerine geçişler sağlandıktan sonra bir sonraki hedef noktamız olan 26 hedefini gerçekleştirip, kanal bölgesinin üst noktası olan 27.50 bölgesindeki hedef noktamıza ve daha üst bölge hedeflere de devam eden bir süreci gerçekleştirme ihtimalini oluşturdu tepkisel hareketi devam ettiriyor Öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 23 bölgesinin altında geçişler olmadığı ve kapanışlar oluşmadığı sürece aşağıya devam eden süreç gerçekleşmeden bu bölgede tutum hareketlerini devam ettirip daha sonra yukarı yükselişleri gerçekleştirebilecek bir şablon durumu sürüyor. Ve özellikle şablon bölgesinin üst noktası olan 25-20 bölgesi şu an için önemli direnç noktası onu oluşturmuş oldu. Ve o bölge üzerine geçişlerden sonra yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını artıran bir şablon durumu gerçekleşecektir. Önemli olan yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 23 bölgesi ve daha sonra da aşağıya devam eden süreçte ara destek bölgesinin altında geçişler oluşursa 21-75 bölgesi kesin stop noktamıza kadar 20.75 bölgesine kadar geri çekme ve güç kazanma durumunun devam etme olasılığını arttıracak bir durum olarak önümüze çıkabilir. O yüzden öncelikle 23 bölgesinin altında Kapanışlar gerçekleşirse 21.75 bölgesini takip ediyoruz. 21.75 bölgesinin altında geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu ile haftayı takip edebiliriz. Türk Hava Yolları grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 230 bölgesi kesin stop noktasıydı ve o bölgenin altında kapanışla haftayı kapattığını ve en önemli destek bölgesi ve derinleşme durumunun devam edeceği 212 bölgesine yakın kapanışlarla haftayı kapattığını görüyoruz. Tabi bu durumda bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürerek yukarı tekrar tepkisi hareketleri başlatıp öncelikle 230 bölgesindeki kesin stop noktamız şu anda birinci direnç noktasını oluşturmuş oldu. O bölgenin üzerine geçişler gerçekleşirse yarı yarıya stop noktamız olan 245 bölgemiz var. 245 bölgemiz üzerine çıkışlardan sonra Türk Hava Yolları'nda yukarı yükselişlerin devam ederek hızlı bir şekilde bir önceki hedef noktamız olan 250 ve daha sonra da ikinci direnç bölgesi olan 260 bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturup o bölge üzerine çıkışlardan sonra da hızlı bir şekilde daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini artıracak bir şablon durumuna dönüşebilir. Ve bu şekilde devam eden bir yükseliş içinde birinci yükselişi en önemli direnç noktası üzerinde yapması gerekiyor. 230 bölgesi. Bunu sağladıktan sonra yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını arttırarak sürdürebilir. Bunu sağlayamadığı sürece bu bölgede güç kazanma durumlarını devam ettirebilir. En önemli durum 212 bölgesindeki en önemli destek noktasının altında kapanışların olup olmayacağı öyle bir durum oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren bir şablon durumunu gerçekleştirebilir ve endeksi de yukarıya taşıyan bir ihtimal oluşabilir. Ekfen grafiğinde belirlediğimiz şablonda 48-30 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz ve o bölgeye bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturarak orada tutulan bir şekilde haftayı kapatmış ve tutunmayı devam ettirerek tekrar Yarı yarıya stop noktamız olan 5125 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını artıracak şablon bölgesinin üst noktası olan 5335 bölgesine kadar tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 5335 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarına yukarı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde kalmayı sağlayarak devam eden bir süreçte yukarıdaki hedef noktamız olan 60 bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. Kesin stop bölgemiz olan 48-30 bölgesinin altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin alt nokta nesliğine kadar bir geri çekilme durumu gerçekleşebilir. 45 25 bölgesi ve o bölgenin altına geçişlerden sonra da derin düzeltmelere doğru giden sürecin başlangıcı olacağından dolayı şayet 48 30 bölgesinde kesin stop durumu değerlendirilemezse 45 25 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka değerlendirilmeli ve o bölgenin altına geçişlerden sonra derin düzeltme ihtimallerinin artıcı göz önünde bulundurulmalı. Tüpraş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 155 ve daha sonra da 150 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyorduk. O bölgenin altına geçişler devam ederek şablon bölgesinin alt destek noktası 145 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturarak o bölgede tutunmayı sağladığını ve aşağıya devam eden sürecin derinleşecek bölgesi olan 140 bölgesine de yaklaştığını görüyoruz. 140 bölgesinin altında kapanışlar gerçekleşirse derin düzeltme ihtimallerine doğru giden sürecin başlangıcı oluşacağından dolayı mutlaka 150 bölgesinde yapılmayan stop 140 bölgesinin altında geçişlerde yapılmalı ve daha alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri olarak değerlendirilmeli veya yukarıda maliyetlenen durumlar bu bölgelerde yapılan stopla alt bölgelerden lot çoğaltılarak maliyet düşürme işlemleri oluşturulacak bir şablon durumunun devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 140 bölgesindeki şablon bölgesindeki en önemli destek noktasının altına düşüşler gerçekleşmediği sürece yukarı tepkisel hareketleri hızlı bir şekilde devam ettirip öncelikle kesin stop noktası olan 150 ve daha sonra da yarı yarıya stop bölgemiz olan 155 bölgesinin üzerine geçişleri sağlama ihtimalinin bir güç kazanma durumu oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgede tekrar 155 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yukarı yükselişlerin hızlı bir şekilde devam etme ihtimalini oluşturacak şablon durumu 158 üzerine yapacağı kalıcı kapanışlarla üst bölge hedeflere devam eden süreci gerçekleştirip 175 hedefine doğru yükselişleri sürdürme ihtimali 140 altına geçişler olmadığı sürece devam eder.